Özbekistan'da seçimi kazanan Mirziyoyev, yeminini Kur'an-ı Kerim'e el basarak yaptı. Yunan medyası, daha kötüsü olamaz, Miçotakis Erdoğan'ın ayaklarına kapanıyor. Politico, Türkiye şimdi Avrupa Birliği'ne katılıyor mu? Katar'dan bomba teklif, Türkiye'de üretime başlanacak. Türkiye acele etmeli, Japonya'nın ay görevi aracı havaya uçtu. Hindistan, aya yumuşak iniş gerçekleştiriyor. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Pazar günü düzenlenen Cumhurbaşkanı erken seçiminde yeniden göreve seçilen Mirziyoyev için Özbekistan parlamentosunun alt kanadı Yasama Meclisi ve üst kanadı Senato'nun düzenlediği Ortak Genel Kurul toplantısında tören düzenlendi. Hükümet üyeleri, devlet kurumlarının yöneticileri, diplomatik misyon temsilcileri ve gazetecilerin yer aldığı törende Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da hazır bulundu. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zaynettin Nizam Hocaev, törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı seçiminde ülke genelinde 15.651.405 seçmenin oy kullandığını ve seçime katılım oranının %79,88 olduğunu anımsatarak oyların %87,05'ini alan Şevket Mirziyoyev'in seçimi kazandığını belirtti. Törende Özbekistan Anayasası ve Kur'an-ı Kerim'e elini koyarak yemin eden Mirziyoyev, Özbekistan halkına sadakatle hizmet etmeye, ülkenin anayasası ve yasalarına riayet etmeye, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunmasına güvence olmaya, Özbekistan Cumhurbaşkanı'na yüklenen görev ve vazifeleri vicdanen yerine getirmeye yemin ederim, dedi. Yemin töreninin ardından konuşma yapan Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı seçilerek aynı zamanda büyük ve şerefli bir sorumluluğu üstlendiğini, ülkesinin bağımsızlığından 36 milyondan fazla insanın huzuru ve esenliğinden şahsen sorumlu olduğunu kalbinde hissettiğini vurgulayan Mirziyoyev, bu kadar yüksek güven, saygı ve itibar için çok uluslu, yiğit ve bilge milletimizin önünde sevgi ve sadakatle eğiliyorum ifadesini kullandı. Mirziyoyev, önlerindeki dönemin Özbekistan için siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, insani alanlarda köklü ve büyük değişimlerin olduğu bir dönem olacağını aktarırken, dünün vizyonu ve kriterlerinin artık tarih olduğunu ve artık kendilerini tatmin etmediğini, yeni bir dönem için yeni fikirlere ve girişimlere ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı. Mirziyoyev, önlerindeki 7 yıl için geliştirilen stratejik hedeflere ulaşmak için tüm güce ve fırsatlara sahip olduklarını ve başlattıkları reformları kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirerek, ne kadar çetin ve meşakkatli olursa olsun seçtiğimiz yoldan asla geri dönmeyeceğiz, diye konuştu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile yeni sayfa açma konusunda Yunan basınından oldukça baskı görüyor. Yunan medyası Newsbreak, daha kötüsü olamaz, yeni hükümet için en kötü başlangıç başlıklı haberinde, Miçotakis milletvekillerinden taviz verilmesini istedi. Sultanın ayaklarına kapanıyor ifadelerini kullandı. Haber şöyle devam ediyor. Yeni hükümetin icraatları ve Miçotakis'in dış politika konusundaki tehlikeli niyetleri baş ağrısına neden oldu. Başbakanın Türk-Yunan meselelerinde taviz istemesi milletvekillerini bile kızdırdı. ABD Kongresi'nde Amerikalıları Türkiye'ye karşı dikkatli olmaya çağıran başbakan aniden tutumunu değiştirdi ve 180 derecelik bir dönüş yaparak Ankara'nın ABD ile yaptığı anlaşmalar bizi doğrudan ilgilendirmiyor dedi. Amerikalılar Türkiye'ye F-16 savaş uçakları için yeşil ışık yaktı. Hükümet ise gelişmeleri görmezden geldi ve sessizce kabul etti. En büyük kazanan, istediğini elde eden Erdoğan oldu. Montreux Sözleşmesi için talep ettiği değişiklikleri elde eden Erdoğan, şimdi Avrupa Birliği liderlerinin ayaklarına kapanacağını görüyor. Aynı zamanda Başbakan, Erdoğan'a güvenmemek için hiçbir neden olmadığını söylerken, sözcü Ömer Çelik, Miçotakis'in Erdoğan'la yeni dostluğunu kutlamasından sadece bir gün sonra adaların askerden arındırılması konusunu yeniden gündeme getirdi. Adaların askerden arındırılması gerçekleşmemişken tartışmalara girmek mümkün değildir. Çünkü bu var olan diğer meseleleri kilitleyen bir konudur, dedi. SL Press gazetesi ise Türk-Yunan ilişkilerinin yeniden başlaması tuzaklarla dolu başlıklı haberinde Türkiye artık Yunanistan'la değil ABD ve Avrupa Birliği ile müzakere ediyor, dedi. Şubat depreminden bu yana hem havada hem de denizde tam bir sükunet hakim. Sonuç olarak tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Sihirli bir şekilde Türk ekonomik, siyasi, askeri elitleri Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve diğer yerlerdeki tüm stratejik iddialarından artık bahsetmiyor. Ama bu durgunluğun başka nedenleri var. Ukrayna'daki savaşa bakarsak savaşın sonucu ve geleceği belirsiz. Ancak savaşa komşu olan bölgenin düzeni buna bağlı. Savaşın gidişatına bağlı olarak Türkiye'nin konumu, kabiliyetleri ve önemi artıyor. Atina'da olup bitenlerin aksine Ankara buradaki gelişmeleri büyük bir dikkatle izliyor. Aynı şekilde Washington'a baktığımızda orada da aynı savaşın gelişmelerine bağlı olarak yeni stratejiler ve seçenekler şekilleniyor. Rusya'nın bir zafer kazanması durumunda Türkiye'nin Rus gücünün bir engeli olarak konumu önemli ölçüde güçlendirilecektir. Türkiye aniden Batı'nın hayati bir ortağı haline gelebilir. Bu doğrultuda her türlü karşılık meşrudur.
Dolayısıyla Türkiye diplomatik ve askeri dostluğunu Batı'ya vaat ederek istediğini elde edebilir. Müttefik kurumsal değeriyle istediğini elde edebildiği sürece Ege'deki herhangi bir kaya parçası için neden Yunanlılarla tartışıp dursun ki? Dolayısıyla Vilnius'ta tecrit edilmiş Zelenski'nin görüntüsü Maximus Sarayı'nda ürpertiye neden olmalıdır. Çünkü Ukrayna'nın meşhur karşı saldırısı başarısız oldu. Ukrayna'nın bunu yapamayacağı ortaya çıktı. Dolayısıyla güçlenmiş bir Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yerini alabilecek herhangi bir güç şimdi hayati önem taşıyor. Türkiye bunların en önemlisi ifadelerine yer verildi. Yunan medyası Pentapost Akma ise Türkler özel piyade muharebe görevleri için tasarlanmış yüzlerce ağır sınıf paletli insansız zırhlı tankını üretim hattına koyarak Yunanistan'la barışa hazırlanıyor. Türk zırhlı araç üreticisi Otokar yeni insansız kara aracı Alper'i tanıttı ifadelerini kullandı. Amerikan medyası Politico, Türkiye şimdi Avrupa Birliği'ne mi katılıyor? Başlıklı haberinde, hayır ancak Avrupa Birliği liderleri Türkiye ile çalışmak için yeniden ısınma hareketlerine başladı ifadesini kullandı. Haberde şu ifadeler kullanıldı. Avrupa Birliği kendisi için hayati bir komşu olan ve Rusya, Asya ve Orta Doğu arasında bir köprü olan Türkiye ile çalışması gerektiğini biliyor. Ve üyelik söz konusu değilken bile yetkililer Türkiye ile nerede daha fazla işbirliği yapabileceklerini düşünmektedir. Erdoğan'ın son jeopolitik gerilim tırmandırma politikası bu hafta yeni bir dönüşle geldi. İsveç'in NATO üyelik hedefine verdiği desteği Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım başvurusuyla ilişkilendirmek. Bu cüretkar bir hareketti. Yakından izleyenleri bile şaşırttı ve yakın zamanda herhangi bir zamanda olma şansında zaten sıfır. Çok sayıda Avrupa lideri ve yetkilisi Türk liderin talebini ciddiyetle ele alarak ülkenin can çekişmekte olan Avrupa Birliği üyeliğini yeniden canlandırmanın yollarını arama ve bu arada ülkeyle daha yakın çalışma sözü vererek dikkatli bir kamuoyu gösterisi yaptı. Ancak ciddi bir olasılık olarak Avrupa Birliği üyeliği neredeyse anında reddedildi. Türkiye'nin kulübe katılma hedefi neredeyse 60 yıl öncesine Avrupa Birliği'nin öncüsü olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyelik başvurusunda bulunduğu 1959 yılına kadar uzanıyor. Bir dizi darbe ve ekonomik ve siyasi istikrarsızlık Türkiye Avrupa Birliği entegrasyonu konusunu arka plana atarken 1999'da nihayet Avrupa Birliği adayı statüsü verildi. Dinamikleri samimi bir şekilde anlatmak için anonim olarak konuşan bir Türk yetkili, "Bu darbeler olmasaydı büyük olasılıkla Avrupa Birliği üyesi olurduk." dedi. Ancak o zamandan beri ilişki her iki tarafın da ilerleme eksikliğinden dolayı birbirini suçlamasıyla sıcak ve soğuk bir havaya büründü. Her iki taraf da hoşlarına gitsin ya da gitmesin diplomatik bir dansa saplanıp kaldıklarını biliyor ve ikisi de avantaj için manevra yapmaya devam edecek. İspanyol parlamento üyesi Amor, "Evet, biraz güveni yeniden kazanmamız ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki diyalogları yeniden başlatmamız gerekiyor." dedi. "Ancak komşuyla normal bir ilişkiyi üyelik sürecine karıştırmayalım." dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlıkta basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları cevapladı. Çip konusunda Katar'la yürütülen bir proje olduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Katar'ın teklifiyle Türkiye'de yeni bir adım atacağız." dedi. Çip konusunda Katar'la yürütülen bir proje olduğunu aktaran Kacır, "Türkiye çip endüstrisinde nispeten tecrübeli. İki önemli tecrübe var Türkiye'de. Biri savunma sanayinde milli akıllı mühimmatların foto dedektör çiplerini biz TÜBİTAK'ta üretiyoruz. Yani bu SİHA'larımızda kullandığımız akıllı mühimmatların çiplerini biz halihazırda TÜBİTAK'ta Gebze yerleşkimizde üretiyoruz. Bu önemli bir kabiliyet. Yani bu çok hassas ve yüksek teknoloji alanı aslında çip üretimi. Hani o temiz odalardaki standartların en ileri düzeyde olduğu bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada hem üretim kabiliyetleri hem insan kaynağı anlamında bir tecrübe yakaladık. Zaten bu tecrübemiz sayesinde şimdi Katar'ın teklifiyle Türkiye'de yeni bir adım atacağız ve bu defa 65 nanometre çipleri inşallah onların tabii kullanım alanı çok daha yaygın. Savunma sanayindeki ürettiklerimize kıyasla. Onları da inşallah Türkiye'de üretmeye başlayacağız. Bir ortak yatırım inşallah gerçekleştireceğiz." dedi. Zamanında robotlar ve teknolojisinde dünyanın geri kalanından fersa fersa ileride olan Japonya, Ay'a robot indirme yarışında Hindistan'ın arkasında kaldı. Hindistan'ın Ay'a robot gönderdiği gün Japonya'nın aracı havaya uçtu. Öte yandan uzay yarışı giderek ısınıyor. Dün Hindistan Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirecek uzay aracını fırlattı ve bunu yapabilen 4. ülke olmayı planlıyor. Hindistan, Ay'a bir gezgin robot göndererek hem insanlığın bilgi birikimine ve bilime katkı sağlayacak hem de rakiplerine füze üstünlüğü ve roket teknolojisiyle ciddi bir gözdağı vermiş olacak. Ani News'un haberine göre Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi Andhra Pradesh Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden önemli bir fırlatma gerçekleştirildi. Bilimsel bir amaçla ancak füze teknolojisinde de gözdağı vererek LVM-3-M4 roketiyle fırlatılan Chandrayaan-3 isimli Ay gezgini robotun Ay'ın güney kutbuna inmesi ve göreve başlaması bekleniyor.
Hindistan'ın Ay robotunun dünyadan Ay'a yolculuğuna başladığı açıklanırken 23 Ağustos'ta bölgeye varması planlanıyor. Yörünge manevralarından sonra Ay transfer yörüngesini takip edecek araç 300 bin kilometrenin üzerinde mesafe kat edecek. İniş platformu ve mobil araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3.9 tonluk Hintli Ay gezgininin Ay'ın yüzeyini incelemesi bekleniyor. Hindistan lideri Narendra Modi, "Bu önemli başarı, bilim insanlarımızın adanmışlığının kanıtıdır." açıklamasında bulundu. Hindistan, Chandrayaan-3'ün başarılı olması halinde ABD, Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4. ülke olmuş olacak. Daha önce 2008 ve 2019 yıllarında farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan'ın 1. ve 2. denemeleri görevlerini tamamlayamamıştı. Ancak 2014 yılında Hindistan, Ay'dan çok ama çok daha uzak olan Mars'ın yörüngesine bir sonda göndermiş ve Mars yüzeyinin 3 boyutlu haritalarını çıkarmıştı. Bizi dinleyenler Ay'a yumuşak iniş kelimelerini bir yerlerden tanıyormuş gibi hissediyor olabilir. Zira Türkiye'nin de başlattığını açıkladığı Milli Uzay Programı, TUA, DELTA, TÜBİTAK Uzay ve diğer tüm kurumların girişimleriyle yürümeye devam ediyor. Türkiye'nin hedefi artık Ay'a yumuşak iniş yapmış Hindistan başaramazsa 4. ülke. Başarılı olursa 5. ülke olmak. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.